Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binası düzenlenen programla hizmete açıldı. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının resmi açılışı düzenlenen programla yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binası hasar almıştı. Bunun üzerine Elazığ Belediyesi, eski Diyanet Eğitim Merkezi binasını Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve birliğe bağlı odalara tahsis etti. Hizmet binasının açılışına Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ETSO Başkanı İdris Alan, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, esnaf oda başkanları, STK temsilcileri, belediye başkan adayları, esnaflar ve çok sayıda davetli katıldı. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Başkan Şerifoğulları'na sözünü tuttuğu için teşekkür etti. Başkanımız, esnaf odasının hizmet noktasında zorluklarını gidermek ve esnaflarımıza daha kaliteli ve tek çatı altında hizmet verilmesini sağlamak için Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne yeni bir hizmet binası tesis etti. Sayın Başkanımızın bu desteğinin ardından esnaflarımız yeni hizmet binamızda kaliteli, konforlu hizmet almaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkarlarımıza verdiği desteklerden ve yapmış olduğu bu özverili davranıştan dolayı başta esnaflarımız, Elazığ Esnaf ve Odalar Birliği Başkanlığı ve Elazığ Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı odalarımız adına kendine şükranlarımı sunuyorum. ETSO Başkanı İdris Alan, Elazığ prestijli bir hizmet binasının kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ben de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak Elazığ'a böyle bir prestij mekan kazandırdıklarından dolayı başta Şahin Şerifoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizden derin sevgi saygılarımı sunuyorum. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Bunlar olması gereken şeyler, zamanında yapılması gereken şeylerdi. Tabii imkanlar dahilinde olması gerekiyordu. Bugün bu imkan belediye başkanımızın eline geçtiği için de bu güzel eseri esnaflarımıza kazandırmış oldu. Ben tekrardan kendisine teşekkür ediyorum ve bütün oda başkanlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, esnaf odalarının bir çatı altında toplanmasından mutluluk duyduğunu belirterek Vali Ömer Toraman'a da teşekkür etti. Bu prestijli mekanın belediyemize devredilmesinden sonra aklımıza ilk burayı devredeceğimiz yer kesinlikle odalarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın birliğine tahsis noktasında hemen bir kanaat oluştu. Sayın Valimizle paylaştık, kabul ettiler, teşekkür ederiz kendilerine. Allah var etsin kendisini. Ve sizlere tahsis ettikten sonra da gelip burada bu güzelliği gördükten sonra da onur duyduğumuzu, gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, binanın hayırlı olmasını dileyerek Elazığ'da doğru yapılan her işin arkasında durmanın Elazığlıların görevi olduğunu söyledi. Bu binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir düşünce. Şahin Başkan'a da emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu şehirde doğru yapılan her işin arkasında durmak bir Elazığlı için hepimizin yapması gereken doğru iştir. Doğal olarak hepimizin görev yaptığı siyasi parti farklı. Siyasi düşüncelerimiz farklı, kamu yönetim anlayışımız farklı. Benim için önemli olan Şahin Başkan'ın neleri yaptığını olumsuz yönde değerlendirmek değil, doğru işleri takdir edip ve daha iyi işler yapabileceğimiz iddiasını ortaya koyuyor. Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman da esnaf odalarının bir çatı altında yer almasının önemli olduğunu kaydetti. Kıymetli vekilimiz de ifade etti. Bütün odaların bir arada olması da ayrıca sevindirici. Şehrin muhtelif yerlerine dağılmış odalar yerine tek çatı altında odalarımızın bir araya gelmesi de hakikaten çok örnek bir faaliyet oldu. Belki Türkiye'de örnek bir faaliyet oldu. Tabii bu tahsis yapıldıktan sonra da hakkını teslim etmek lazım. Turan Başkanımız çok gayret sarf etti, çok emek harcadı. Buraların bakım ve onarımı yapıldı. Çünkü bir müddet atıl kalmıştı bu binalar. Onun için çok gayret sarf etti. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz, maddi manevi. Konuşmaların ardından il protokolü ve katılımcılar tarafından hizmet binası gezildi.